gördün, varlığını daha resmen kabul etmiyorsunuz ya. Bu ne biçim kardeşlik? Bu kardeşliği nasıl sürdüreceksiniz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile birlikte İdlib'de hareket ederken, Esad'a karşı ABD Türkiye'yi desteklerken ABD stratejik müttefik oluyor. Değil mi? Bugün hala İdlib'de ABD destekliyor Türkiye politikasını. Ama aynı ABD statüsü bile olmayan Kürt'e destek verince ABD teröristlerine destekleyen devlet oluyor. Kürt meselesinde gelinen nokta şudur. Ne tutabiliyorsunuz, ne sürdürebiliyorsunuz. Ne bırakabiliyorsunuz, ne devam ettirebiliyorsunuz. Bu kriz sadece Kuzey Kürdistan'da yaşanmıyor. Rojava'da yaşanıyor, Güney Kürdistan'da yaşanıyor. Dolayısıyla Kürt'ün varlığının ortadan kaldırılması, statüsünün ortadan kaldırılması üzerine sürdürülecek olan her politika Türkiye'yi daha fazla aşmaza sürükleyecek. Bu maddesinde yer alan aşağıdaki ibaresinin aşağıda yer alan şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Gülcan Kaçmaz, Sayit Van, George Aslan, Mardin, İbrahim Akın, İzmir, Gülderen Vanli Van, Mahmut Dindar Van, Zeynep Oduncu Batman, Sinan Çiftyürek Van milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Van milletvekili Sinan Çiftyürek'e söz veriyorum. Sayın Çiftyürek buyurun. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Ahmet Spor futbolcusu Deniz Nakay'ı hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Bir maçta attığı golün sevincini paylaşmak için evrensel sembol olan zafer işareti yapmıştı. Hem iktidar hem iktidar partileri tarafından lince uğratıldı. Sonuç hem siyasi futbol hayatı bitti ve Avrupa'da yaşamına devam etmek zorunda kaldı. Ama 70 yıldan bu yana Türk siyasetinde bir taraf olan, bozkır işaretini yapan Türk milli futbolcusu ise iktidar tarafına ödüllendirildi. Bu farklı tutumu, bu ayrımcı tutumu öncelikle kınıyorum. Türkiye uzun süredir izlediği yanlış Suriye ve özel Rojava politikasından yeni çıkış arıyor AK Parti hükümeti. Mesele şudur. Bu izlenen yanlış politika yeni yanlış politikalarla mı aşılacak yoksa doğru politikalarla mı aşılacak? Problemin ana noktası budur. Neydi mesele? Arap Baharı arkasında Suriye'de yaşanan iç savaş kısa sürede Suriye'nin bütününü kapsayınca Esad rejimi tehlikenin büyüğünü fark etti. Özdeş Rojava'da kendinden çekilerek bölgeyi Kürt siyaset kadrosuna teslim etti. Çok geçmeden IŞİD Saddam tanklarıyla birlikte Kürt kentlerine doğru olarak hareket etti, işgallere başladı. Türkiye Cumhuriyeti malum gerek Kürt meselesi üzerine algıladığı tehdit, gerekse Suriye rejimine ilişkin ABD ile ortak tutumu nedeniyle harekete geçti. Önce Suriye muhalif rejimiyle anlaşmak istedi Esad rejimin devrilmesinde, sonra aynı zamanda Kürt muhalif siyasi kadrolarla da anlaşarak Esad rejimin aşılması için bir politika belirlemeye çalıştı. Kürt siyaset kadrosuyla görüştü. Kürt siyaset kadrosu çok net bir soru sordu. Dedi ki, tamam biz sizinle birlikte Esad'a karşı mücadele edelim. Ya Esad yıkılmazsa sizin için kolay. Nihayet Kürt siyaset kadrosu haklı çıktı. Esad yıkılmadı. Yıkılmadığı için bugün ne aranıyor? Özellikle Rojava yönetimi doğrudan doğruya Suriye ile Türkiye kıskacını alınmak isteniyor. Muhalif siyasetle ilişkisi ise Amerikan strateji içerisinde devam etti. Halen de İdlib üzerinde sürdürülüyor. Burada altı çizilmesi gereken bir nokta var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile birlikte İdlib'de hareket ederken Esad'a karşı ABD Türkiye'yi desteklerken ABD stratejik müttefik oluyor. Değil mi? Bugün hala İdlib'de ABD destekliyor Türkiye politikasını. Ama aynı ABD statüsü bile olmayan Kürt'e destek verince ABD teröristlerine destekleyen devlet oluyor. Bu çifte bir standarttır. Özellikle iktidarın bu yanlış politikadan dönmesi lazım. Şimdi problem neydi? Mesele neydi? Nereye gelindi? Türkiye Cumhuriyeti bugün izledi bu yanlış politikadan dönmek istiyor. Putin'in de önerisiyle
ki stratejik Putin diyor ki ısrarla Özbek Rojava'yı Suriye ile Türkiye'nin kız kaçını alarak ortadan kaldırmak istiyor. Türkiye de bu politikayı yapmış durumda. Dolayısıyla şu anda Esad rejimine elini uzatıyor, görüşmek istiyor. Dün yıkmak istedi Esad rejimini, şimdi onunla birlikte ortaklaşmak istiyor. Yanlış olan burada ne? Yanlış olan Özerk Rojava'yı kıskaca alma politikasıdır. Esad rejiminin görüşmesi, Esad rejimiyle anlaşması bizim desteklediğimiz bir politikadır. Çünkü şu anda Türkiye'de bulunan göçmen kitlesinin %80'i İhvan-ı Müslüm'ün etki alanındaki Hama Humus Halep'ten geldi. Eğer Esad'la anlaşırlarsa bu Hama Humus Halep'ten gelen kitlenin esas itibariyle kendi kentlerine Birleşmiş Milletler'in gözetiminde dönmesi doğru politikadır. Biz bunu destekleriz. Yanlış olarak gördüğünüz şey ise aynı politikayı sürdürürken Esad'la gelin biz sizinle anlaşarım. Özerk Rojava'yı ortadan kaldıralım. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Daha önce de dile getirmiştim. Kürt meselesinde gelinen nokta şudur. Ne tutabiliyorsunuz ne sürdürebiliyorsunuz. Ne bırakabiliyorsunuz ne devam ettirebiliyorsunuz. Bu kriz sadece Kuzey Kürdistan'da yaşanmıyor. Rojava'da yaşanıyor, Güney Kürdistan'da yaşanıyor. Dolayısıyla Kürt'ün varlığının ortadan kaldırılması, statüsünün ortadan kaldırılması üzerine sürdürülecek olan her politika Türkiye'yi daha fazla açmaza sürükleyecektir. Bu bir. Sayın Çift Direk, lütfen tamamlayın. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İkincisi, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'ı kardeş görüyor değil mi? Kıbrıs Türkiye kardeştir. Orada 200 bin Türk var, onun statüsünü devlet kurma hakkını savunuyor. Filistin halkını Müslüman halk olduğu için kardeş olarak görüyor, devlet kurma hakkını savunuyor. Ya siz 1000 yıldır kardeş gördünüz, Kürt'ün varlığını daha resmen kabul etmiyorsunuz ya. Bu ne biçim kardeşlik? Bu kardeşliği nasıl sürdüreceksiniz? O nedenle diyoruz ki eğer yanlış politikadan dönmek istiyorsanız bir, Güney Kürdistan'da de facto tanıdığınız Rojava'daki statüyü tanıyın. Esad'la anlaşırken bu göçmen kitlesinin sözünü edilen 3 büyük kente dönmesini sağlarken benim gözetimi altında Özerk Rojava'yla da anlaşın. Özerk Rojava'ya barış elinizi uzatın. Çözüm burasıdır. Kürt'ün Türk'le tekrardan büyüme politikasında yolu budur. Kürt'ün... Sayın Çift Direk, teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul et.